Değerli arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Somalı klarnet üstadlarımızdan Süleyman Çalar abimizle beraberiz. Bugün klarnet hakkında bilgi alacağız ve klarnete giriş dersine başlayacağız kendisiyle inşallah. İzlemek isteyenler kanalımıza abone olun lütfen. Şimdi sözü Süleyman abimize bırakıyoruz. Buyurun Süleyman abi. Merhaba arkadaşlar. Ben Süleyman Çalar. Klarnet hakkında size küçük bilgiler vereceğim. Klarnetimiz en üst bek, kamış, bilezik, bekin altında baril, üst parça, alt parça, arkada klarneti tutmak için dayak dediğimiz şu şekilde, en alt kalak dediğimiz. Üflemek, klarnette en önemli şey üflemek. İlk önce klarneti aldığımız zaman şu 6 delik arkayla beraber 7 delik onları şöyle koyduğumuz zaman en azından çok hafif böyle elimizi bastırarak bu delikleri kapattığımızı hissetmek yani buralardan hava kaçırmayacağız. Böyle şu şekilde mesela açık kalırsa klarnetten kötü sesler gelir. Bu 7 parmağımızı koyduktan sonra şu şekilde en azından hissetmek açısından şu parmaklarımıza bak şu anda parmaklarımda hafif izler kalıyor ama çok kendimizi sıkarak değil yani. Koyduktan sonra şu şekilde üflemek alt dişlerimize dudağımızı koyuyoruz. Şu şekilde de kamışın olduğu, bekin olduğu kısmı yerleştiriyoruz. Üst tarafa da şu üst bölüme de dişimiz geliyor, üst dişimiz. Ve şu yan kısımlardan hava kaçırmayacak şekilde kulağımıza sesin güzel gelme şeklinde bir teknik olarak üfleyerek. Tabii ilk etapta bu çok zor yeni başlayanlar için. Önce üflemeyi çözüp öyle klarnete başlıyoruz. Çözüyoruz. Dediğim gibi parmaklarımızı koyduktan sonra bu yan taraflardaki perdelere ellerimizin değmeyeceği şekilde koyuyoruz. Hava almayacak şekilde. Üflerken tabii ilk etapta zor olduğu için kulağımıza güzel gelecek şekilde üflemeye gayret ediyoruz. Böyle bu şekilde değil de çalışırsak parmaklarımız klarnetin üzerindeki perdelere alıştığı zaman daha rahat oluyor tabii ki. İlk başta biraz zorlanıyoruz ama gayretli arkadaşlar için ben bu işi yapacağım, ben başaracağım diyen arkadaşlar için oluyor yani. Bir çalınmayacak bir enstrüman değil klarnet. Uğraşırsanız her şey oluyor. Bu gamı çalışırsanız İkinci dersimizde de bir parçaya en azından çalmaya gayret edeceğiz yani. Nefes alıyoruz.
de ben dedim mi senin ona? Tabii ne demek masajım biliyorsun. Üflerken alt dudağımızı içeri, alt dişimizin evet. üstüne kıvırıyoruz evet. şekilde. Kavuşa alt dudağımızın üstüne yerleştirip üst dişlik dediğimiz yere evet. üstümüzü dayayıp dudağımızı kapatıyoruz. Evet. Bir de bu kamışla bekin arasındaki şu açık bölümü ağzımızın içine aldığı zaman kapatmadan yani orasını kapattığımız zaman evet. ses zaten gelmeyecektir zaten. Kamışı ne yani. Çok sıkacağız ne de çok gevşek bırakacağız aynen. arkadaşlar. Tabii ki ilerideki derslerde dudak pozisyonları her şey var ama ilk üflememizde bu şekilde evet. Sağlam ve düzgün üflemeye gayret edeceğiz. Bir daha deneyelim mi Hasan? Deneyelim. Direkt yanlardan havayı kaçırmadan evet. üst dudağımızın dediği gibi havayı direkt içeriye veriyoruz. Kamışı ne çok sıkıyoruz ne de çok gevşek bırakıyoruz. Parmaklarını koyar mısın biraz hadi? Evet. Eğitimlerimiz devam edecek inşallah. Bilgi paylaşımında faydalı olabilmişizdir inşallah size. Devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Rica ederim.